Evet, hatta bir izleyicimiz var. Alo, hoş geldiniz efendim. Alo, merhabalar, iyi yayınlar, hayırlı yayınlar. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkürler. Nereden arıyoruz? Özgür Hanım, Adana'dan. Evet. Buyurun Özgür Hanım. Ben hocama bir soru sormak istiyorum. Tabii. Ben 6 tane çocuk kaybettim, düşük yaptım yıllar önce. Çok şükür Rabbime şimdi bir kızımız var. Daha sonrasında 3 düşüğümüz daha oldu. Bir problem bulunamadı tıbbi olarak. Bizim o çocuklarımızla ilgili üstümüzde yükümlü olan sorumluluklarımız var mı babası ve benim üzerinde? Yapmamız gereken şeyler, hayırlar, onlar için yapabileceğimiz bir şeyler var mı? Biz bunları çok merak ediyoruz. Evet, Öznur Hanım tekrar merhaba. Buyurun. Şimdi bu çocuklar dünyaya geldi mi? Normal doğum mu? Maalesef hocam. Kimi doğuma yakın, kimisi 3-4 aylıkken. Hepsi düşük diyoruz bunlara. Evet. Düşük oldu. Düşük olan çocuklar cenin halinde. Onlara cenin diyoruz. Hı hı. O halde düşen çocuklar için bizim herhangi bir vazifemiz yok. Sadece düşüklerde kasıtlı bir sizin için söylemiyorum. Genel o konuyu da açmak için söyledim. Kasıtlı bir düşürme varsa, yani o kürtaj olabilir, biri vurur, kocası döver, kadın işte kendi çocuğunu kendi eliyle düşürmek ister falan, o zaman onun kefareti var. Bunun dışında kasıtlı bir düşürme yoksa, hastalık şeklinde bir düşüklük oluyorsa, bundan dolayı anne babanın bir sorumluluğu, bir kefareti, bir orucu vesaire olmadığı gibi, çocuğun sadece bir beze sarılıp bir et parçası gibi toprağa gömülmesi lazım. Bunun dışında başka hiçbir vazifemiz yok. Çektiğiniz sıkıntılar, acılar size sevap olarak gelir. Ama onlar size tekrar çocuk olarak dönmez. Allah kalan sağ olanlara da güzel evlatlık ve hayırlı bir ömür nasip etsin. Size amin de inşallah. Size de hayırlı amin bir hocam. Hayırlı eylesin. Geleceği güzel olsun. Amin çok geçmiş hocam. Olsun. Bir sorum daha olabilir acaba? Buyurun. Bir de biz kızımız bir kardeş olmadığı için beni suçluyor. Çok küçük, şu an 5 yaşında. Ona evet. Bu konuları anlatamıyoruz. Hani sorunlarımızdan dolayı olmadığını ya da gebe kaldığımızda bile ona söyleyemiyoruz. Korkuyoruz. Çünkü sorunun ne olacağını bilmiyoruz. Evet. Bizi suçluyor. Bazen kendimi evladıma karşı çok suçlu hissediyorum. Sonra diyorum ki Rabbim beni böyle bir imtihanla sınıyor. Hani hocam nasıl anlatılır? Allah'ın gücüne gidecek hiçbir şey söylememek için elimden geleni yapıyorum, sabır çekiyorum. Gerek evladıma anlatmaya çalışıyorum. Hani bu konuyla ilgili de çocuğumu kırıyorum bazen. Olmuyor işte diyorum. Bana kırıyor, kırılıyor, ağlıyor. Bunun için günaha giriyor muyum? Yani şimdi seni dinleyenlerin birçoğu da dedi ki ya senin de derdin böyle, bu kadar dert de olsun şimdi. Öyle dertler var ki, bak sen yine evet. bir tane kızına sahip olmuşsun, Allah sana vermiş. Çok şükür Rabbime. Hiç çocuğu olmayan, 30 sene bekleyen evet. insanlar var. Buna dua tabii... ederken korkuyorum hocam, diyorum Rabbim yani istemeyeyim artık. Çünkü diyorum Rabbim böyle şeylerle karşılaşıyorum sürekli. Rabbimin bir bildiği var, bana vermiyor. Yeterli diyorum. Allah'ım olmayanlara nasip etsin, kısmet etsin. Allah herkese tattırsın. Allah-u Teala istemekten haşa yorulmaz. İnsanlar da istemekten devam etmesi lazım. İsteyin veririm diyor. Allah her şeye kadirdir. Hayırlı gördüğünüz her şeyi isteyebilirsiniz. Bundan dolayı Cenab-ı Hakk'a saygısızlık düşünmeyeceksiniz. Tam tersine Allah insanlar muhtaç ki benden istiyor diye sever kolunu. Biz aciziz, Allah kadirdir. Biz bilemeyiz, Allah bilir. Bizim gök de onun, yer de onun, mülk de onun, varlık da onun, canımız da onun, evladımız da onun. Her şey ondan geldi, ona dönecek. O yüzden Allah-u Teala'ya biz gönlümüzden geçeni isteyeceğiz ki o da bize kul olarak acıyacak, verecek, merhamet edecek. Evet. Ona da hayırlı bir kardeş gelsin. İzleyicilerimiz amin. De burada. İnşallah hocam. İnşallah. İzleyicilerimize İnşallah. Dua etsin. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Ben öpüyorum hocam. Allah razı olsun. Amin. Amin. Hayırlı günler. Adana'ya selamlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.